Çok teşekkür ederim kızım. Su verenlerin çok olsun. Afiyet olsun Canan teyzeciğim. Senin için çok sıkılmış. Dertler böyle katar katar gelmiş gitmiş. Ama bak sonunda ferahlık var. Tabii eğer sen de istersen. Kim ferahlık istemez ki? Güzel bu oda ama tek başına sıkılmıyor musun burada? Aradığım gibi bir ev bulana kadar idare edeceğim şimdilik. Ha iyi, iyi bari. Ama yalnız kalınca duvarlar üstüne üstüne gelir insanın değil mi? Ece bak ne diyeceğim. Sen böyle gönlüne göre güzel bir yer bulana kadar, geçici olarak yani, gelip bizimle konakta birlikte yaşamaya ne dersin? Ben çok teşekkür ederim ama bilemedim. Hem size de zahmet vermek istemem. Kızım aşk olsun, ne zahmeti? Sen de bizim evladımız sayılırsın. Hem bak toprakla oturup iki çift laf etmeye bile fırsatınız olmadı daha. Doğru. Canan teyze, hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Farkındayım kızım. Toprak zaten çok çalışıyor. Sen de bütün gün işte güçte olacaksın. Siz nerede ne ara bir araya gelip de kaynaşacaksınız. Ama bizde kalırsan akşamları böyle güzel güzel sofralar kurarız, birlikte yemekler yeriz, sonra sohbetler ederiz. Değil mi? Benim de aklım sende kalmaz. Yani şimdi sen böyle söyleyince aslında kulağa çok güzel geliyor. Değil mi? Ama şey, Halil Bey, Rıfat amca, onlar ayıp olmasın, bir şey söylemesinler. Aşk olsun kızım, niye ayıp olsun? Ben konuşurum onlarla, onlar da seni çok sever zaten biliyorsun. Tamam. Canan teyze, sen bunun iyi bir fikir olduğuna eminsin değil mi? Hem de hiç olmadığım kadar.